bayram sabahı bütün vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Ve Ramazan bayramının başta bütün halkımız, vatandaşlarımız olmak üzere bütün bölgedeki Müslümanlara ve bütün insanlığa tabii hayırlar getirmesini, iyilik getirmesini, barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramların hususiyeti barışı, huzuru, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi daim kılmak ve yaymaktır. Bunun da bütün ülkemizde yayılmasını ve güçlenmesini tabii ki hep arzu ediyoruz. O bakımdan bütün vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı bu vesile sunuyorum. Bütün küçüklerini de gözlerinden öpüyorum. Demin söylediğim gibi bayram günleri ayrı bir hususiyeti vardır. Hepimiz bunu idrak etmeliyiz ve bütün memleketimizde güzel bir havanın esmesi, huzurun esmesi yönünde hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Birbirimizi ne kadar çok anlarsak, ne kadar çok sayarsak o kadar çok bu ülkede huzur ve kardeşlik olur. Bunun için hep beraber el birliği içerisinde çalışmamız gerekir. Tekrar bütün vatandaşlarımın, hepimizin, sizlerin hep bayramını tebrik ediyorum. Ergenekon davasına karar çıktı. Sizinle çalışma arkadaşım bir kere başvurdu. Müebbet hapis cezası aldı. Bildiğimiz kadarıyla sizin yorumunuz olmadı. Acaba ne dediklerden? Tabii ki yargı süreci bitmiş değil baştan. Söylediğiniz gibi bu uzun bir süreç. Bütün gerek suçlamaların gerek cezaların kesinleşmesi için yargıtay safhası, yani temyiz safhası vardır. Ayrıca Türkiye uluslararası hukuku da tanıdığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardır. Şüphesiz ki beraber çalıştığımız Sayın Genelkurmay Başkanı ile ilgili şüphesiz ki üzüntü duyuyorum. Ama dediğim gibi kesin değildir bunlar. Kanun yolları hep açıktır. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönem içerisinde gerek yargıda gerek diğer safhalarda varsa bütün yanlışlar bunlar hepsi düzeltilir ve bütün kamuoyunun vicdanı tatmin edecek kararlar çıkar. Efendim dün de Gezi Parkı olaylarında Eskişehir'de bir biliyorsunuz 19 yaşında genç rahmetli olmuştu. Görüntülerin silindiği ortaya çıktı. Başsavcılık açıkladı. Bir polisin tutuklandığı belirtildi. Acaba yorumunuz var mıdır? Öyle tabii bütün yani bu olaylarda hep hayatını kaybeden herkese ben büyük acı duyduk. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin de ailelerin herkesin acısını da paylaşıyorum. Ümit ederim ki bu tip olaylar tekrarlanmaz. Tabii ki hukukun üstün olduğu, demokrasinin geçerli olduğu bir ülkede barışçı bir şekilde insanlar görüşlerini ifade ederler. Gösteri yapma hakkı, itiraz etme hakkı şüphesiz ki vardır. Ama bunların kanunlar çerçevesi içerisinde eğer barışçı bir şekilde yapılırsa şüphesiz ki bunlar daha çok dikkate alınır ve o zaman etkisi olur. Tekrar söylüyorum, bu ülke hepimizin ülkesidir. Hiçbirimizin birbirimize üstünlüğü yoktur. Hepimiz hem ülkemizi güçlü yapmak hem halkımızı mutlu yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekir. Bunu da gösteriyoruz. Teşekkür ederim. İyi bayramlar.